Saray diye Türkiye'nin başında bir bela var. Tam anlamıyla bir bela. Her şeyi engelleyen, her şeye köstek olan, her şeyi durduran ve kendi varlığını, mevcudiyetini ve geleceğini, istikbalini Türkiye'nin kaosa sürüklenmesinde bulan bir saray var. Şimdi saraydan şey çıkmaz, demokratik siyaset çıkmaz, saraydan hukuk çıkmaz, saraydan entrika çıkar. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yönetmiyor. Yönetemiyor, yönetecek araçlar yok. Teşebbüs etti bunu ama bunu gerçekleştiremedi. Yönetilmesine müsaade de etmiyor. Hükümet kurdurmuyor. Halkın iradesine karşı tavır alıyor. Halkın sandıkta gösterdiği tercihe saygısızlık ediyor. Tam anlamıyla sistem felç olmuş durumda. Yani bu vaziyette siz ne Güneydoğu'daki terörle bir siyasi irade göstererek mücadele edebilirsiniz, ne ekonomiyi dengeye alabilirsiniz, ne işte halkın karşısına çıkan bu tür rahatsızlık verici tablolarla ilgili bir şey yapabilirsiniz. Bundan çıkacak olan şey kaosun derinleşmesi, kaosun büyümesi. Ve öyle anlaşılıyor ki kaosun büyümesine dayalı bir oy hesabı var. HDP barajın altında kalacak mı, kalmayacak mı? Sarayın yaptığı tek hesap, sarayın bütün odalarında yapılan tek hesap sadece bu. İşte kaç şehit cenazesi gelirse HDP ne kadar oy kaybeder, oturup bunu yani kalemle, kağıtla hesapladıklarını bile düşünüyorum. Doğrudan doğruya dökülen kanla yapılan bir oy hesabı var. Bu çok korkunç bir şey, çok vahşi bir şey. Çaresiz olduğumuzu düşünüyoruz. Yani Ahmet Davutoğlu'ndan bir inisiyatif gelemiyor. Tam anlamıyla vesayet altında olduğunu gösterdi. Saray direniyor. Direnen sadece saray. Yani Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye kalsaydı... Kurardı. Kurardı. Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir hükümet de ortaya çıkardı. Saray engel olmasaydı dolar bugün 3 lira olmazdı. Saray engel olmasaydı bugün bu şehitler gelmezdi. Yani bakın bunları çok net bir şekilde, bunu ben söylüyorum, halk hissediyor, halk da görüyor. Meclisin şu anda çalışıyor olması lazım. Yani seçim yapmış, seçimden çıkmış bir meclisin tatilde olmasının hiçbir açıklaması yok. Türkiye'de bu sorunlar yaşanırken. Şimdi Türkiye gerçekten şaftı dağılmış vaziyette, uçurumdan aşağı yuvarlanıyor gidiyor. Bir tarafta terör, öbür tarafta sarayın kaprisleri. Bunun arasına sıkıştırılmış bir halkın zorbalığa boyun eğmesine izin vermemeliyiz.